Evet, selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü vlogumuza da başlıyoruz. Bir yandan beşik sallıyorum, bir yandan video çekmeye çalışıyoruz. Bu arada bebeğimizin de bir aylık fotoğraflarını Instagram'dan gördüğümüz YouTube'da da paylaştım. Biraz geç geldin mi? Biraz geç geldi. İki aylık oldu şu an zaten biliyorsunuz. Geçmiş 5 gün olsun. sonra 2 aylık olacak. Yarın kontrolümüz var. Ne kontrolümüz vardı hayatım? Kalça. Kalça, ha, kalça testi için kontrolümüz var yarın. İnşallah Tokat'a gideceğiz. Müsait olabilirsek çekebiliriz hastanede falan da. Şimdi eşimden bugün açma. Değil mi hayatım? Hamuru bekletti sabahtan beri herhalde. Bayağı uğraştı bir şeyler Akşam ya. hiç yapmış da dayım gelmişti. He, dayım geldi, İyice doğru. mayalandı. Bir şey mi oldu? Misafirimiz vardı İstanbul'dan. Dayım geldiydi. Yemek falan yedik. Çay mı içtik. Sohbet ettik derken. Tabii bir de şöyle bir durum var. Bebeğin uyuması lazım ki Aynen. bizim de Artık iş yapmamız lazım. Şöyle iyi. size ufaktan bir minicik göstereyim hemen şöyle. Uyuyor. Uyumuyor. Açık gözleri. Açmış mı? Bak hele ya. Kale de çıktı. Fotoğraflarını inşallah beğenmiştirsiniz. Bayağı güzel yorumlarınız geldi. Özellikle nazar değen olanlar falan oldu. İnşallah dua eden takipçilerimiz de vardır illaki. Değmeyecektir diye düşünüyoruz. Siz bizim bir alemizsiniz zaten. Evet hayatım, sendeyiz. Bunu biraz açacağız. Tamam. Yağlayacağız. Katlayacağız. Yapacağız bir şeyler diyorsun yani. Evet. Fazla da yağlı yapmak Bu istemiyorum. arada saat 12.30 falan gece. Bizim Asil Yaman gece uyan, gündüz uyumayan biri. Böyle bunun uyuma saatleri 12, 1, 1.30, bazen 11. Uyuma saatleri değişiyor. Tabii ki biz bunu sobada yapacağız. Sobada açma. Biraz düşün. Çok yağlı yapmak istemiyorum. Geçer. İnşallah güzel olacak. Güzel olmasa ne olacak? Güzel olmasa yine biz yiyeceğiz. Ziyan olacak hali yok. Yiyeceğim Efendim oğlum. Ne onu. oldu? Yok. Sesini duyuyor ya. Bazı takipçilerimiz demiş ki hani çok sallamayın falan filan. Biz aslında sallamıyoruz yani. Hiç sallamıyoruz bile. Hiç sallıyoruz biz, o kadar çok sallamıyoruz. Bazen böyle bir Video bir yaramazlık şeye zamanı oluyor. videoya denk geliyor size demek ki yani biz normalde bazen Şener'in dediği gibi hani yaramazlık zamanı sallıyoruz yani. Öyle başında durup da özellikle canım, hatta uyuduğu zaman Şener, ben evde oluyorum genelde, telefonla falan işlerim olduğu için Şener gidiyor işini hallediyor falan filan, geliyor gidiyor derken işte bir şey karnını doyurmaya ilgileniyor yani işte genelde. Bizim Tokat'ın yağlısına döndü. Ondan yapamaz mısın ya? Bilmiyorum, onu bir deneyeceğim ya. Onu da böyle şey yapıyor. Şöyle Fırında olur işte. yağlayıp bir şey yaptılar. İzledim bir kere onu da, merak ediyorum nasılmış. Yağlı yağlı meşhur yağlı. Şunu uzun keseyim mi? O da bazen takılıyor ya. Valla gıcık oluyor. Kesiyor ama ya da idare eder. Ver bakayım bana. O dönmüyor ki hayatım. Hah. Şimdi yine kaldı. O bir yere takılıyor herhalde. Ben böyle böyle yaparım. En iyisi zaten. Ona ben bir bakmam lazım. Onu bir tamir etmem lazım. Bu arada çok yakında bir kanal daha açacağım. Niyetim yani. Ama belki ayda bir video atabilirim. Belki 2 ayda bir video. Bir şeyler bozulacak ki ben tamir edeyim ki video atacağım. Sen bu kanalı açma. Ufuk Usta diye Sonra bir bir şeyleri bilerek bozarsın sen. kanal açacağım. Ama tecrübelerimi takipçilerimle paylaşmam lazım. Niye herkes
Boşuna para versin diye. Geçen gün bak bulaşık makinesini Allah aşkına servis çağırsa 1.000 liradan aşağı yapmazdı onu. Bir de servisin yaptığı hatayı temizledim ben yani düşün. Aynısı olmuştu işte. Ya O bir zaman insan bu kadar şey yapabilir mi? Yani bak ben makineyi açtım. Delta abi şimdi yine o konuya geldik hem sohbet edelim. Makineyi açtım insan bir temizler ya. Yani orası buz mu tutmuş, kireçlenmiş mi? Bir şeyler olmuş tamam mı? Orada suyu gören cihaza ayarlamasını yapana. Ya insan orayı bir kurutur ne bileyim temizler. Ben temizledim kuruttum. Ha, o gündür çalışıyor hala. Ses soluğu yok. Onlar neresini açmışlar acaba o zaman? Ya alt tuzluğu çatladı diye götürdüler ya. Belki Sadece orayı mı açmışlar? çatladı. Onun için ya niyetim var öyle bir duruma. Şimdi böyle yapıyorsun Güzel. ama. Böyle. Böyle. Çeviriyorsun. Vallahi iyi bir şey ha. Öyle. Bir şey yapayım mı? Ha, koy. Bir de çay Bir. içerken. 2, 3, 4, 5 tane. Ya ben tarihin yarısını yaptım. Aynen. Yani bize yetecek kadar yapıyoruz. Sıkıntı yok. Tavuklarımız var. Tavuklarımız var. Maşallah yumurtluyorlar. Allah razı olsunlar. Yani yumurtanın kolisi olmuş kaç para. Biz inan şu an geldiğimizden beri nadirdir değil mi? Koli yumurta aldığımız. Aynen. Herhalde annemin son ki aldıkları da yumurtlu ya. Yumurtluyor Değil mi? onlar. Ana buradan sana da sesleniyorum. Son kiler de yumurtluyormuş. Annem bilirdim. Tavuklarını bilmez mi annem? Evet. Bizim komşu taşındı da buradan İstanbul'a. Onların tavuklarını aldı annem. En iyisi o siyahlar ya. Onlar hiç yumurtadan kesilmediler. Değil mi? Bak geldiğimizde aldık onları hemen. Maşallah. Evet. Ataks türü. Ataks türü tavuk. Mesela diğerleri hep Ne kesilip hasta de oldular, ne yoldalar. öldüler. Yani ne yumurtlamamazlık yaptılar. Hep yumurtluyorlar. Hala duymuyor. Gerçekten güzel bir cinsmiş yani. Bulabilsem yine alacağım. Yok mu? Şu zamanda çok pahalıdır. Bir şekilde diziyorsun. İyiymiş ya. İki tane aldı. Sonra sobamız yanıyor zaten. Biraz beklesin de Sobam, ha şeyde biraz bekleyecek mi o? mayalansın Ha. bakalım. Sonrasında yumurta süreceğim. En son şöyle Susamlı falan. piştikten sonra falan da çekeriz. Bu arada size Şener şunları tamamlasın bir şey göstereceğim. Direklerimiz dikildi, elektriklerimiz çekildi. Valla teşekkür ederiz buradan devletimize. Kapımızın önü şu an var ya apaydınlık. Kapının önü iyi oldu ya. Evet. Birazdan göstereceğim. Şunları tamamlasın işi. Tamam. 5 dedim ben. 3, 6 tane olmuş. 3 tane 3 falan mı? Evet. Buna bu şekilde bekleyecek değil mi hayatım? Birazcık beklesin, bu kadar Tamam. kabarsın. Sonra yumurtasını O zaman ben süreceğim. bir takipçilerimize şimdi yeni direklerimizi ve yeni aydınlatmamızı göstereyim. Geliyorum. Ben de buraya. Bakın işte takipçilerimiz. Şöyle görüyorsunuz. Yeni aydınlatmalarımız takıldı. Belki kamerada pek belli olmaz ama hani önceden biliyorsunuz buralar hep karanlık gözüküyordu. Şimdi bizim evin yan tarafı da var hani aşağı doğru komple yaptılar vallahi 10 numara 500 oldu. Kapının önünde böylelikle aydınlık oldu. Biz şeyden dolayı kameradan dolayı pek siz fark edemiyorsunuz ama aydınlık daha fazla oluyor. Mesela hatta şöyle bir ışığı kapatayım belki ışıktan da şey yapabilir. Çok hoş gözüküyor yani. Bakın buraya kadar aydınlık vuruyor yani. Valla bizim hoşumuza gitti. Teşekkür ederiz buradan da.
Rica ettim işte onu biraz daha bu tarafa çevirin diye şöyle. Bizim kapıyı da hem de komşunun kapısını da aydınlatsın diye. Bizim şu yan tarafta da direkt var ama o aydınlatmıyor. Bu güzel oldu. Evet, değerli takipçilerimiz. Biraz bekledikten sonra şimdilik hakiki doğal köy yumurtası. Yalnız tarifini vermedik ya. Dediğim gibi ben bunun yarısını yaptım zaten. Hani ona göre herkes arttırabilir, iki katına çıkartabilir. Bir su bardağı süt vardı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Evet. 3-3,5 yumurta, şey, yumurta ne dedik be? Un, su bardağı. Maya. Bir yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı da şey, tuz. Ne kadar bekletiyorsun peki bunu? Mayalanana kadar zaten yapana Ha, kadar şey anlaşılıyor yok. yani, değil mi? Aynen. Ondan sonra böyle aralarına şey yağ süre süre Videoda katlıyoruz. gördüğünüz gibi. Aynen. Bilerek kesmedim ki hani her aşamadan faydalanın görün diye. Şimdi çörek atalım bari. Şerof değildir. Evet. Bu küçük on, bu şeyin yaman. Ne yaman olsun. Atalım bakalım. Tayda fırına. Güzel güzel pişi vardı. Piştikten sonra görüşmek üzere değerli tavşılarımız. Evet değerli tavşılarımız. Açmamız oldu. Gayet güzel. Gayet güzel oldu. Meyve sularımız da burada. Saat hemen hemen 1:30 oldu. Bizim de yavaş yavaş uykumuz geldi açıkçası. Sabah da 7 gibi kalkacağız. 7-7:30 gibi kalkarız. 9'da arabaya yetişeceğiz. Oradan Togg'a kontrolünü yaptıracağız bebişimizin. Allah'ın izniyle inşallah. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle hoşçakalın. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere.